Dijitalleşme dediğimiz çağ geçmişini yaklaşık bir yarım asır kadar öncesine dayandırıyor. Özellikle bilgisayar teknolojisinin ortaya çıkması ve gelişmesi, ardından da internet araçlarının yaygın olarak kullanılmasıyla 21. yüzyılla beraber insanoğlu artık farklı bir çağda yaşamaya başladı. Tabii bununla beraber Web 2.0 devrimiyle mobil internet kullanımı yaygınlaştı. Ve son olarak da 2019 yılı sonlarında, Çin'in Wuhan eyaletinde başlayıp tüm dünyayı kısa bir süre içerisinde etkisi altına alan e, koronavirüs, Covid-19 e, pandemisi sebebiyle insanoğlu evlerine kapanmak zorunda kaldı ve devletler yürütmek zorunda oldukları hizmetleri dijital araçlar üzerinden sunmaya başladı. Tabii ki bununla beraber sadece devletler değil, teknoloji şirketleri de e, yatırımlarını bu alana yoğunlaştırıp araştırma geliştirme faaliyetlerini arttırınca Tamamen dijital bir çağın içerisinde bulduk kendimizi ee, ve bu çağ içerisindeki devlet kavramı, devlet örgütlenmesine de artık bir sınıflandırma olarak dijital devlet kavramını kullanıyoruz. Bir tanım yapmak gerekirse dijital araçları kullanarak vatandaşlarını, kişileri koruyan bir örgütlenme modeli olarak devleti tanımlayabiliriz. Dijital araçlardan kastımız ise başta internet ve bilgisayar teknolojileri, yapay zeka teknolojileri, işte blok zincir teknolojileri gibi günümüz dijital araçlarını sıralayabiliriz. Bu halen gelişmekte olduğu için belki de yakın zaman içerisinde farklı farklı araçları kullanacağız. Ancak devlet mekanizması, devlet tüzel kişiliği bu araçlarla hem şimdiye kadar tarihsel olarak kendisine tanımlanan misyonu yerine getirmekte hem de kamu hizmetlerini sunmakta Müzik